Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Sivil Havacılık videomuzda bugün konumuz Airbus'un en uzun gövdeli imalattaki uçağı A350-1000 serisi. Airbus neden bu uçağı tasarladı? Hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Videomuzda dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacaksınız iki video önce bir seriye başlamıştık. Türk Hava Yolları 600 adet yolcu uçağı alacak. Gelecek 10 yılını planlayacak ve bunlarla ilgili siparişin yakın bir zaman içerisinde açıklanması planlanıyor. 600 uçağın 400'ünü tek koridorlar hani o iç hatta veya Avrupa'ya çevre ülkeler yaptığımız uçuşlarda kullanılan uçaklar kalan 200 adetinde geniş gövdeli yolcu uçakları oluşturuyor. Mevcut filodaki A350-900, Boeing 787 gibi uçakların yanı sıra Türk Hava Yolları çok uzuna gidebilecek yüksek yolcu kapasiteli uçaklar bakıyor. Dünkü videomuzda Boeing 777X'i size anlatmıştım. Bugünkü videoda Airbus A350-1000 serisini size anlatmaya çalışacağım. Videomuzda ayrıca Fransa'nın Toulouse kentinde Airbus'un ana merkezi A350-1000'in prototip ilk uçağını dolaşmıştım için. Şöyle bir kokpitinden kabinle biraz detaylara birlikte bakacağız. Videonun son bölümünde de havayolu şirketleri nasıl uçak alıyor? hangi parayı ne zaman ödüyor, sahip mi oluyor, kiralama amaçlı mı bu konulara birlikte bakıyoruz. Avrupalı uçak imalatçısı Airbus adını aslında 2000'li yılların başından itibaren tasarladığı iki katlı yolcu uçağı A380 ile Super Jumbo deniyor bu uçağı duyurmuştu. Hatta Boeing'i de 747'den daha büyük uçak yaparak tahtını Avrupa'ya doğru taşımıştı. A380 yüksek teknolojiye sahip oldukça prestijli bir uçak projesiydi. Ama işte yaşadığımız 2020 yılından itibaren salgın bu uçağın ne yazık ki sonunu getirdi. Artık hava yolları böyle bir 550, 600, 650 koltuklu yolcular, yolcu uçakları yerine biraz daha ufak, daha uzun menzile gidebilen kargo kapasitesi yüksek yolcu uçaklarını tercih etmeye başladı. Ve Airbus da ek sipariş gelmemesi nedeniyle son uçağı Dubai merkezli Emirates'e teslim etti ve A380'in defterini kapadı. Fakat A380'e yatırılan paralar aslında çok önemli uzun menzilli bir yolcu uçağı olan A350'ye yaradı. O projenin de çok ilginç bir geçmişi var. 2000'li yılların başında Boeing yeni bir yolcu uçağı yapacağını ilan etti. 777'nin daha küçüğü bu yolcu uçağı kompozit gövdeye sahip ilk yolcu uçağı olacaktı ve adına 7E7 adı verilmişti. Airbus o yıllarda iyi satan bir model olan A330'a yapılacak ufak tefek değişikliklerle 787'nin karşısına karşısına rakip çıkarmayı hedefliyordu. Fakat havayolu şirketlerinden ve leasing şirketlerinden ilginç bir geri dönüş aldı. Bu konudaki dünyanın en büyük leasing şirketlerinden biri ILFC bunun kurucusu Howard Hughes bir yaklaşımla Airbus'a şöyle söyledi. Yeni uçak yapmalısınız. Bu 330'u geliştirerek ortaya koyacağınız ürünle 787 ile rekabet edemezsiniz. Bu yaklaşımla karşılaşınca Airbus adeta işte baltayı taşa vurdu ve tekrar dönerek A350 olarak adlandırılan bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Aslında havayolu uçaklarının rekabet aşamasına baktığımız zaman gerçek rekabet tek koridorlu yolcu uçaklarında. İşte 737 Max var, karşısına A320 Neo var. Daha uzun menzilli uçaklarda ise alt segmenti 787 oluşturuyor. Hemen onun üstüne A350 geliyor. Onun da bir üstünde 777. Aslında çok az birbirlerine böyle parmakların arasına girmesi gibi çok ciddi bir rekabet yok. Örneğin bakıyoruz Türk Hava Yolları'na hem 787 kullanıyor hem A350 kullanıyor hem de filosunda 777'ler var. Bu uçaklara yapılan küçük değişikliklerle yeni işte motor konuyor biraz daha aerodinamiği toparlanıyor yeni yeni modeller çıkartılıyor ki bu konudaki ürün güncel vaziyette dursun. Biraz önce de dediğim gibi Airbus 2000'li yıllardan itibaren 380 için geliştirdiği ciddi kompozit teknolojisini, üretim tekniklerini, yeni nesil motor konusunda atılan adımları toparladı ve A350 üzerine koymaya başladı. Airbus üç farklı model düşünmüştü. A350'nin 800, 900 ve 1000 serileri 3 ayrı model olacaktı. 800 projesi iptal oldu. Önce 900 serisi çıktı ve daha sonra gövde 7 metre uzatıldı ve yaklaşık 40 koltuk ek kapasiteyle 1000 modelini ortaya çıkardı. A350'ler için ilk müşteri Doha merkezli Katar Hava Yolları'ydı. Hem A350-900 ki bu uçaktan Türk Hava Yolları'nda da var. Hem de 1000 serisi daha büyük serisi için Katar Hava Yolları ilk siparişleri verdi ve ilk teslimatları da yaptı. Ama Katarlıların Airbus'la arası ilerleyen zaman içerisinde özellikle boya konusundaki farklı tutumlar nedeniyle bozuldu. Hatta bu iş Londra'da uluslararası ticaret mahkemesine kadar da gitti. Bu dönem içerisinde Katar yolunu Boeing'e doğru çevirdi ve adeta Airbus'a inat olsun diye çok ciddi oralara sipariş verdi. A350'ye baktığımız, 1000 serisine baktığımız zaman dediğim gibi gövdesi daha uzatılmış Genelde Boeing'de gövde uzarken menzil düşer ama bu konuda bu konuyla ilgili Airbus'un farklı bir adımı oldu. A350'nin standart modelindeki menzil 16100 km olarak belirlendi. Buradaki menzilin artması gövdenin uzamasıyla birlikte ek yakıt tanklarının korunmasıyla gerçekleşti ve ortaya yaklaşık 7 metre uzattıktan sonra 350 ila 400 koltukluk bir uçak ortaya çıktı. Uçağın 3 sınıftaki donanımlı olarak ortalama tercih edilen versiyonu 366 koltuklu. Airbus'un iddiası 1000 serisinin halen test çalışmaları devam eden Boeing 777-9'dan 35 ton daha hafif olduğunu söylüyor ve koltuk başına maliyetleri de operasyon maliyetlerinin %10 daha düşük olduğunu ifade ediyor. Uçağın standart donanımlı modelinin yanı sıra ek yakıt tanklarıyla ULR olarak adlandırılan bir model de var. Bunun da maksimum kalkış ağırlığı 316 ton. A350 bin serisiyle ilgili ilginç bir yaklaşımı Avustralya merkezli Kantas Hava Yolları attı. Avustralya biliyorsunuz çok uzun bir kıta ve özellikle işte Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya veya farklı noktalara yapılan uçuşlarda havayolu uçaklarının menzili yetmiyor ve insanlar doğrudan uçmak istiyor buraya. E doğrudan uçamadığı zaman da Qantas Havayolları yani o Avustralya'nın milli bayrak taşıyıcısı iyi bir şirkettir. Yolcu kaybetmeye başlıyor. Son yıllarda özellikle Körfez'den işte Emirates'e, Etihad'a, Katar Havayolları'na çok ciddi sayıda yolcu kaybetti. Çünkü o Körfez bölgesinden direkt uçuş yapabilmek bölgeye mümkün Avrupa'dan topladığı yolcuları Körfez'e aktarma yapıp Avustralya'ya götürüyor. Avustralyalı Kantas Hava Airbus'a 12 adet A350-1000 serisi yolcu uçağı siparişi verdi. Bunlar özel yapım uçaklar ve havada neredeyse 22 saat uçabiliyor. Yani Avustralya'nın herhangi bir noktasından kalktığı zaman burası da dev bir kıta. Bazı noktalar arasında 5 saat falan uçmak gerekiyor. Avustralya'nın herhangi bir noktasından işte Melbourne'den, Sydney'den kalkıp Avrupa'ya Örneğin Londra veya Kuzey Amerika'da New York'a kadar çok rahat gidebilecek menzillere sahip. Bu uçak 2025 yılında hizmete girecek ve bu videonun hazırladığımız birkaç saat evvel de Qantas Havayolları özel kabin tasarımını ortaya koydu. Ekonomide bile bacak aralıkları oldukça geniş. İşte First'ü var, Business'ı var, Premium ekonomisi var ve ekonomi sınıfı var. Bu açıdan da Qantas Havayolları bu uçağı farklı kullanacak. Muhtemel bu yıl sonu itibariyle da Türk Hava Yolları Avustralya'ya önce Singapur aktarmalı uçmaya başlayacak. Ve ilerleyen dönemde işte 777-8 mi olur 9 mu olur veya A350-1000 mi olur bu veya ekstra yakıt tanklı modeli muhtemel. Bunlarla birlikte İstanbul çıkışlı doğrudan e, Avustralya kıtasında işte Melbourne, Sydney gibi noktalara uçmaya hedefliyor. Bu açıdan da bu uçakların sipariş verilmeleri ayrı bir önem taşıyor. Avustralya'da hem çok ciddi bir yolcu potansiyeli var. Bir taraftan etnik trafik olarak adlandırılan çok sayıda Türk yaşıyor orada. Hem İstanbul'a gelebilmeleri hem oradaki yabancı yolcuların İstanbul üzerinden Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya gibi noktalara dağıtılmaları açısından da bu uçak büyük önem taşıyor. A350'nin birlikte şöyle bir pazar payına baktığımız zaman A350'nin 900 serisi 755 adet sipariş almış bugüne kadar. 1000 serisinin sipariş adeti de 173 adet. Ayrıca Airbus 39 adet de kargo modelinden satış gerçekleştirmiş. Bunları topladığımız zaman son rakamlara göre 967 net sipariş Airbus tarafından alınmış. Çok ciddi önemli bir rakam. Bunların da 535 adeti teslim edilmiş durumda geçtiğimiz yıllarda Airbus'un ana merkezi Toulouse'a yaptığım ziyaret sırasında A350 binin bir prototip uçağını görme şansını elde etmiştim. Bu uçak kabin konfigürasyonuna yani işte First Business ekonomik koltuklarına sahipti ve kabinde çekilen kablolar, test üniteleriyle birlikte bu uçak uzun süre havada ne kadar kalabilir, neler yapabilir bunu test etmek için geliştirilmiş bir uçaktı. Uçağa girdiğimiz zaman önce şöyle bir kokpitine baktık. Kokpit standart A350 kokpiti. Bu tür çok uzun uçuşlar sırasında normalde iki pilottu bu uçak. 3. yedek pilot saatine göre dördüncü yedek pilot geliyor ama kantas kaç pilotla uçacak açıkçası ben de merak ediyorum. Muhtemelen herhalde 6'ya kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Pilotlar dönüşümlü olarak görev yapıyorlar kokpitte ve bu sırada da dinlenmeleri kokpitin hemen arkasında yer alan bu gördüğünüz crew rest pilotların dinlenme alanlarında yapıyorlar. Burada işte rahat oturulabilecek bir koltuk, çeşitli yataklarda kalkıştan sonra dönüşümlü olarak bu ekipler görev yapmaya başlıyorlar ama 22 saat gerçekten inanılmaz insan fizyolojisini zorlayan bir uçuş saatinin olduğunu ifade etmemde fayda var. Bu arada havayolu ekipleri genellikle aylık limitleri yaklaşık 100 ila 110 saat ülkesine bağlı bulunan havacılık otoritesine göre değişiyor. Bu 22 saatte düşünün pilot kalkıyor veya kabin görevlisi 22 saat uçuyor, 22'de geri dönüyor, 44. Bundan bir tane daha yaptığı zaman muhtemel aylık mesaisi dolmuş ama 22 saat bence çok uzun görev günlerine eşit bir yorgunluğun olacağını açıkçası düşünüyorum. Uçağın içinde koltuklar farklı, koltuk konfigürasyonları var. Bu koltuklara çekilmiş özel kablolar var. Yolcuların davranışları, uçağın davranışı, işte kabin ısısından gürültü oranlarına binlerce parametre bu kablolar yardımıyla test ediliyor ve arkasından da neler oluyor, neler bitiyor bunlar uçuş test mühendisleri tarafından değerlendiriliyor. Gerçekten enteresan bir kabin olduğunu ifade etmemde fayda var. A350'nin yolcular açısından bir başka özelliği de kabin irtifasının oldukça düşük olması. Ben bunu hem Katar Hava Yolları hem Türk Hava Yolları ile A350 uçuşları yaptım. Gerçekten kabin basıncının normaldeki yolcu uçaklarına göre 2000 fit daha düşük olması sizi özellikle uzun yolculuklarda çok fazla yormuyor ve çok din sağlıyor. Ayrıca uçağın kabinin de diğer yolcu uçaklarına göre çok daha sessiz olduğunu da ifade etmemde Fayda var. Gelelim programımızın, videomuzun son kısmına. Diyorsunuz ki işte bir hesap kitap yaptık, 600 Türk Hava Yolları 200 Pegasus, toplam 800 uçaklık siparişi gelecek. Liste satış fiyatı üzerinden 120 milyar dolar. Bu nasıl alıyor? Bunu arkadaşlar biz ödüyoruz. Uçan kişiler olarak bilet parasına bu yansıtılıyor. Hiçbir havayolu şirketi tutup da işte ne kadar uçak atıyorum tek koridorlu bir uçağın ortalama liste satış fiyatı 100 milyon dolar. Geniş gövdüler işte 300 ila 400 milyon dolar arasında. Bunu peşin olarak vermiyor. Bir finansal kiralama şirketi kuruyor veya bir finansal kiralama şirketiyle anlaşıyor. Siparişlerini verdikten sonra tabii bu 600 uçak siparişi verdiğiniz zaman normal o liste satış fiyatlarından çok daha aşağı çekiyor. Birçok önemli eksklüsif özel anlaşmalar yapıyor ve bunun fiyat belirleniyor. Bunun parasını finansman kuruluşları, bankalar imalatçılara ödüyor. Havayolları şirketleri de bu ödenen krediyi aylık belirli işte çeşitli veya e taksitlerle veya bazılarında eğer satın alacaksa uçağı kendi üzerine geçirecekse ara ödemelerle devam ediyor ve arkasından da sonunda uçağın ödemesi kredisi bittiği zaman filosunu alacaksa bu parayı ödeyip alıyor. Ortalama olarak tabii ki verilen krediye imkanlara göre her şey değişir ama ortalama 15 ila 20 senelik ödemeler sonrasında havayolu şirketi üzerine alıyor. Bazen e, yeniden finanse etmek üzere yani o borçtan önemli bir kısmını e, tamamlamış ikinci ellerinden başkasına satıyor ve hala onlar için de kredi alınıp bu şekilde finansal döngüsünü havayolu şirketi toparlayabiliyor. Bazı şirketler satın almıyorlar. Sadece kiralıyorlar belirli dönemler için. Örneğin 3 yıllık kiralıyor diyelim. O uçak sıfır bakımı tamamlanmış bir şekilde o havayolu şirketine veriliyor. 3 yıl sonunda eğer devam etmeyecekse uçuşuna başka bir havayoluna geçecekse o da tüm bakımlarını yaptırıp adeta sıfır hale gelip uçağa teslim etmek zorunda. Bu da devasa bir şirket. İşte finansman şirketleri var, finansal kiralama şirketleri 30-40 personeli var ama bir bakıyorsunuz bin tane uçağı kontrol ediyor. Aslında dünyanın en büyük hava yolu şirketleri de bunlar belki de ve finans döngüsünde işte çok önemli bir varlığı oluşturuyorlar. O toplanan mevduatlar. E, havayolu uçağı oluyor, havayolu uçaklarının da karşılığında kredileri havayolu şirketleri ödüyor ve tabii ki biz de aldığımız biletler e, karşılığında bu e, finansmanın yapılmasına açıkçası katkıda bulunuyoruz. Evet bugünkü konumuzda size A350 bin serisiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum yapın. Beğendiyseniz bu videoyu beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmadıysanız abonelik için sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.